Excel 2010 programında bu konumuzda hücreler otomatik olarak nasıl doldurulur ve yazmış olduğumuz bir formül diğer hücrelere nasıl kopyalanır? Bu işlemleri işlemiş olacağız. Bu konuda örneğin tablomuzda görüldüğü gibi ortalama sütunu ve diğer fonksiyonlar birer tane yazılmış durumda. Yani biz kişinin, öğrencinin ortalama notunu F2 hücresinde bulmuşuz. Bu hücreye eşittir ortalama C2E2 ile bulduğumuz formülü diğer hücrelere yazmak için, yani diğer hücrelere kopyalamak istiyoruz. Biz bu hücreye de yazmak istersek eğer, buraya ne yazmamız gerekir? Eşittir ortalama C3E3. Biz bunu ilk yazdığımız formülün üzerine geliyorum. Sağ alt köşesine fare ile gelince görüldüğü üzere faremiz artı şeklini aldı. Bu işareti alınca farenin sol tuşunu basılı tutarak aşağıya doğru sürüklüyorum. Yani ilk hücremize formülü buldum. Sağ alt köşesinden artı işaretini farenin sol tuşuyla basılı tutarak sürükledik ve diğer hücrelere formülümüzü kopyalamış olduk. Diğer formüllerde de uygulayalım. Bakın burada yazmış olduğumuz bir fonksiyon ve sağ alt köşesinden artı şeklini alınca sürüklüyorum. Diğer fonksiyonumuzda bu işlemi yukarıdan aşağıya doğru gerçekleştirebildiğimiz gibi soldan sağa doğru ile de gerçekleştirebiliriz. Burada da maksimum C2 C10 diyerek en büyük notu bulmuştuk. Buradan seçiyorum ve sağ tarafa doğru sürükleyerek formülümüzü kopyaladık. İstersek eğer tüm formülleri çekip sağ tarafa doğru sürükleyebiliriz. Formüllerimizi bu şekilde diğer hücrelere kopyalamış bulunmaktayız. Peki oluşturmuş olduğumuz bir fonksiyonu sonradan düzenlemek istersek eğer, örneğin C11 hücresini tıkladım. Buradaki formülümüzü değiştirmek istiyoruz. Bunun için fare ile çift tıklayabiliriz hücreyi görüntülemek için. Buradan formülümüzü istersek değiştirebiliriz. Veya hücre seçiliyken F2 tuşuna basarak, yani düzenleme modundan formülümüzde gerekli değişiklikler yapılabilir. Son olarak hücremizde formül kopyalama işleminden sonra yeni bir sayfa açıyorum ve hücremizdeki sayıları veya rakamları, hücreleri nasıl doldururuz, onlara değinelim. Örneğin sıra numarası yazmak istediğimizi düşünürsek buraya 1, 2, 3, 4 diye 100'e kadar yazmak istediğimizi düşünürsek bunu tek tek yazmamız uzun zaman alacaktır. 1 ve 2'yi yazdım. İkisini seçip 1 ve 2 rakamlarını seçiyorum. Ve faremizi yine sağ alt köşeye getirerek aşağıya doğru sürüklüyorum. Bu şekilde istediğimiz rakama kadar götürebiliriz sürükleyerek. Kopyalamış oldu. Eğer 1, 3 yazsaydık alt alta, bu sefer ikisini seçip sağ alt köşesinden artı şeklini alınca faremiz sürüklüyorum. Ne oldu? Tek sayılar. 2, 4 yazarsak eğer çift sayıları bu şekilde kopyalayabiliriz. Yani Excel iki hücre arasındaki farka göre diğerlerine kopyalamamızı sağlıyor. Ayrıca pazartesi yazıyorum. Salı yazmama gerek yok. Pazartesi seçiliyken sağ alt köşesinden tutup artı şeklini alınca sürüklüyorum ve otomatik olarak günleri tanıyor. Excel günleri öğrenmiş. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar şeklinde yazmış. Bunlar aylar içinde geçerli. Ocak yazarsak sadece ocağı yazdım ve Kasım, Aralık şeklinde sürüklemiş olduk. Hücreleri bu şekilde doldurabilir, kopyalayabiliriz. Bu işlemleri belirttiğimiz üzere yukarıdan aşağı olduğu gibi sağ tarafa veya tersine sol tarafa şeklinde kopyalayabiliriz.
biliriz. Hücre doldurma ve formül kopyalama düzenleme işlemlerini bu şekilde gerçekleştirmiş bulunmaktayız.